Sokmak Şimdi bu istemeyim. gözaltından sonra avukatları bir açıklama yaptı ve gözaltına alınmayan diğer aile üyeleri sosyal medya hesaplarından avukatlarının açıklamasını paylaştı. Ne diyor avukatları? Müvekkillerimiz Engin Polat ve Dilan Polat hakkında yürütülen soruşturma dosyası kapsamında savcılık huzurunda veya yönlendirecekleri kolluk biriminde ifade vermeye hazır olduklarına, kaçma şüphelerinin olmadığına. Sabit ikametgahlarında olduklarına dair günler öncesinden dilekçe sunmamıza, adli kontrol kararına aykırı bir davranış ve eylemleri olmamasına rağmen gece yarısı evlerinde gözaltına alınmış olmalarını kamu vicdanına bırakıyoruz diyor. Ve şöyle bitiriyor açıklamayı, yasal sürecin sonunda müvekkillerimizin suçsuzluğunun ispat edileceğine inanır ve Türk adaletine güveniyoruz. Genelde açıklamalar hep bu yönde e böyle, bitiyor zaten böyle, böyle bitiyor. Sen. Zaten burada e, avukat da bir kamu vicdanından bahsetmiş. Kamu vicdanı bu işin günlerden bu yana e, sayın avukatlar da bilir, hukuk okumuş insanlar, mahkemeye çıkmış insanlar, kamu vicdanı zaten daha çok bastırıyor. Bu hikayenin sonunda adalet yerini bulsun. Neden kamu vicdanı bastırıyor? Şartları düşünürseniz eve ekmek götürmek, bir iş sahibi olmak, o iş yerinde uzun süreli çalışmak, aileyi geçindirmek, yıllarını vermek, evlatları için saçlarını ağartmak tüm bunlar insanların ortak noktası çektikleri zorluklar, çileler her şeyleri düşünürseniz kamu vicdanı bu hikayenin sonunda adaleti istiyor. Tek sorun sabah karşı alınmış olmaları mı? Yani öğleden sonra saat 2'de alınsaydı problem yok muydu? Hayır, biz genelde diyor, bu kendi kendimize gidecektik. Kendi kendimize festim olabilirdik. Bizi neden evlerimizden aldınız demeye getiriyor ama evet. kamu vicdanı. Kamu vicdanı vicdan denilen şey Başka ne biliyor attı musun? ne biliyor musun vicdanına? Mügecim? O gösterişli, o şaşalı i̇şte o... paylaşımları yapmadan önce devreye sokacaktın o vicdanı. Böyle o paylaşımları dediğin gibi evine süt götürmekte zorlanan, bebeğine süt götürmekte zorlanan insanlar, Altınlar, yorular, çocuğuna uçaklar, ayakkabı katlar, almakta yatlar. zorlanan insanlar, kirasını ödeyemeyen, ay sonunu zor getiren insanları düşünerek o vicdanı devreye sokmak bir de aslında az, kamu vicdanı. Tabii ki. Bir de bu gösteriş şatafatı olmasaydı ve bu bir takım suçlanan şeyler yine böyle el altından sessizce gitseydi o zaman yine benim vicdanım rahat değil. Çünkü insanlar küçücük maaşlarını vergilerini de ödüyorlar. Çalışıyorlar, SSK, başları olan dik. olan borç eline kalıyor iki kuruş. Bir tarafta inanılmaz bir hani böyle zenginliğin ötesinde bir şatafat. Paylaşmasa bile şey hani anladın mı vicdanın gene rahat duramaz olmaz. Duysan da duymasan da ülkenin bir yerinde bazı şeyler kan ağlarken bir yerinde böyle şeylerin olması zaten ilahi adalet buna müsaade etmiyor. Sonunda evet. bir yerden evet. patlıyor. Peki Engin Polat'ın son dakikaya kadar tweetleri hiç durmadı, susmadı. Ee, biz e, kelimeleri okuyunca, seçilmiş cümleleri okuyunca bunun Engin Polat tarafından değil ya. de bir avukat tarafından ya da avukatlar ordusu tarafından yazıldığına inanıyoruz. Çünkü dün senin de belirttiğin gibi dil bilgisi kuralından tutun da seçilen cümlelere kadar gayet de keskin bir hukuk dili var. Neler e, yazdı Engin Polat? Yalan haber, yanlış yorum, burun havalıya mantığı medyamızın ve toplum barışının bir güvenlik sorunudur. Gazeteciler savcılara sunduğu bilgi ve belgeleri kamuoyuyla net bir şekilde paylaşmalıdır. Vahim olan gazetecilerin vakalarla değil vehimleriyle hareket etmiş olmalıdır. Ben bu vaka ve vehimin hiç Engin Polat'ın literatüründe olduğunu düşünmüyorum. Düşünmüyoruz. Soruşturmanın içeriğini başsavcılık tanımlamıştır. Bu içeriğin delillerinin ne olduğu net olarak bilinmemektedir şu an itibariyle kendileri de çapraz sorgu karşısında net olarak öğrenecekler avukatlarıyla birlikte. Gazeteciler kendilerinin nasıl haksız soruşturulup yargılandıklarını unutmakla meslek etiği açısından bir çelişki yaşamaktalar. Ama biz bundan sonra gazetecilerin uğradığı haksızlıklara da karşı çıkacağız. Teşekkür ederiz. Biz Teşekkür savunuruz. ederiz. Sağ olun. Hiçbir konuda yorulmayın. Kendinize odaklanın. Bilinmelidir ki gerçeklerle değil de zanlarımızla hareket etmek toplum barışına suikasttır. Çünkü çoğu zanlının çoğu yalandır. Toplum barışına suikast eden bu arada kim? Tartışlı. Tüm bu mücadelemizden murat ettiğimiz murat. adaletin murat. tecellisidir. Ee, bir murat ağır ele bir takma durumu var değil mi? Evet sürekli bir Murat, Murat. hatta evet. hatta bir paylaşımları da var. Evet. Murat'la ilgili bir paylaşım yapıyorlar. Ağır el e, diyor. bu değil arkadaşlar bir tane daha var onu sonradan hemen kaldırdı zaten evet Böyle yani ağır el içinde evet içinde bir ağır, ağır el, el geçiyor yani ilk cümlede şu geçiyor bütün bu mücadelemizden Murat ettiğimiz adaletin tecellisidir hemen sonraki tweetinde de bir cümlenin içinde ağır el ağır geçiyor el yani Murat ve ağır el sanki hani o akrosti şiir miydi evet, mi evet sonra o ağır el olan akrosti tweeti de siliyor getirelim Ama onun arkadaşlar gibi oyunlu hareket evet. Evet, evet kelime oyunu yapmışlar evet. ağır el bulabiliyorsak gelsin. Sonra Çünkü... son cümlesi de şu e, tweeti de şu bunun bedeli sadece şahsiyetimiz için değil şu ana kadar işlerine son vermek zorunda kaldı Engin Polat söylüyor. 150 emekçi ve süreci bekleyen 300 emekçi için ağır olmamalı toplam 450 kişinin işsiz kalacak olmasından e, endişe duyuyor. Bunu siz düşünecektiniz. Evet zaten... E, ...Dilan Polat'ın da dün akşam saatlerine ...bak çok ilginç Müge... Hı. ...operasyona saatler kala... E, ...hatta birkaç gün kala... ...sosyal medya hesaplarından... ...paylaşımlar üst üste gelmiş. Biz geçen hafta da söylemiştik. Çok özür ya, dilerim. O senin dediğin tweet şu... Evet. ...adalet terazisi hassas bir dengedir. Ağır el değil... ...ağır olunmak Aynen. ister. Aynen daha sonra bunu sildi. Geriye bütün bu mücadelemizden murat ettiğimiz adaletin tecellisidir kaldı. Hügeciğim biz de söylemiştik demiştik ki onların biraz profesyonel ellerden yardım almaları gerekiyor. Hmm. Böyle insanlara beddua etmekle, primci demekle tükürmekle olmuyor diye galiba bizi de dinlemişler ki Dinledim. profesyonel ellerden daha doğrusu avukatlardan belli ki yardımlar almışlar. Tabii. Açıklamaları hep böyle avukat dili. E, bundan iki gün önce de bir Özür paylaşımında bulundular, ee, bir öz bulundular, bir günah çıkarma yaptılar. Dün de eş zamanlı olarak sosyal medya hesaplarından paylaşımlar peş peşe geldi. Sen biraz önce Engin'in açıklamasını okumuştun. Dilan neler paylaştı? Dilan'da çalış e, ses var mıydı arkadaşlar Dilan'ınkinde yoksa fotoğraflar mı vardı? Bir getirelim ekrana. Dilan, Dilan ha, ne bu, yaptı? Bu. Dilan gitmemeli böylesine emekler, çabalar gitmemeli, gitmemeli. Bunca emek gitmemeli, dağılmamalı. İçim acıyor. Arkamızda yüzlerce insanın da gözlerinden yaşlar süzülüyor giderken. Hepsi benim canım, hepsi dedi. Bu süreçte çalışanlarıyla yollarını ayırmak durumunda kaldığını söyledi. O fotoğraf kareleri de gelsin. İş yerinin önünden fotoğraf kareleri paylaştı. Perşembe günü zaten her şey değil mi? Geçen Perşembe hmm. günü onlara ait İstanbul'daki 15 iş yerine es zamanlı olarak yapıldı. mali polis baskın düzenlemişti. Şimdi bu da bir iş yeri önünden paylaşımı. Yüreğim acıyor Allah'ım kaç işçi ayrılmak durumunda kaldı dağılıyor her geçen gün onların gözyaşı da var. Sadece benim bizim gözyaşımız değil dayanamıyorum sanki artık dayanamıyorum diyor Dilan Polat. Evet, e, bilgiler geldikçe, taze bilgiler geldikçe size aktarıyoruz. Biz perde arkasında yaşananları da size belirtiyoruz. Taze bilgilerden bir tanesi de e, Dilan Polat çifti ve Sıla Doğu'yu gözaltına alan polisler sadece İstanbul merkezli değil, 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdiler. Ve Polat çiftiyle birlikte şu an gözaltına alınanların sayısı 14'e ulaştı. Murat Arel bu rakamın 20'yi geçeceğinden bahsediyor. Tabii onların ifadeleri doğrultusunda gözaltı sayısının da artması bekleniyor.